Özellikle savunma sanayi tesislerimizden en önemlilerinden birisi olan TUSAŞ'a böylesine hain bir saldırının yapılmış olması tesadüfi değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya'daki temasları sırasında bu saldırının yapılmış olması da tesadüf değildir. Bunların hepsini bir araya getirerek gerçekten bundan sonraki süreçte çok daha kararlı, sadece terör örgütü mensupları ya da birkaç tane çapulcudan ibaret bir hadiseyle karşı karşıya kalmadığımızı, bunların arkasındaki destekleri, siyasi destekleri, lojistik destekleri, fevkal istihbari destekleri çok iyi şekilde değerlendirerek, çok uyanık bir şekilde, terörün hiçbir türüne müsaade edilmeyecek şekilde mücadeleyi devam ettirmemiz lazım. Değerli kardeşlerim, bu mücadelede en önemli kazanımımız milli birliğimiz, beraberliğimizdir. Böyle günlerde, böylesine önemli saldırılar karşısında kaldığımız zaman da buradan çıkaracağımız en büyük ders, farklılıklarımız ne olursa olsun milli duruşumuzda ortak bir tavrı sergileyebilme becerisine sahip olmamızdır. Ümit ediyorum ki bu çerçevede bu akşam yaşadığımız terör saldırıları karşısında 85 milyon vatandaşımız ve bütün farklı kanaatleriyle birlikte milletimiz ortak bir duruş sergiliyor, sergilemeye devam edecektir. Bunun da kalıcı olmasını, bu ortak duruşun Türkiye'nin geleceğine de büyük katkı sağlamasını ümit ediyorum. Eninde sonunda terör örgütlerinin tamamı Türkiye'de artık faaliyet gösteremez hale gelecekler. Arkasında kim olursa olsun, kim hangi desteği verirse versin, Türkiye bu terör örgütlerini yenmeyi inşallah başaracaktır. Kurtulmuş açıklamalarının ardından şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.